Öz farkındalık olarak buradaki kişilere güzel bir reçete vereceğim. Nasıl öz farkındalık olur? İlk önce bir DISK testi var. Esasen bu DISK internete girdiğiniz zaman DISC diye girerseniz 30 lira mı 40 lira mı fiyatı bilemiyorum. İnanılmaz bir hakkınızda, kendiniz hakkında inanılmaz bir rapor çıkar. Yani sayfalarca çıkar. Güçlü yanlarınız, zayıf yanlarınız, rol yaptığınız yanlar, yani iş dünyası ile öz hayatınız arasındaki ne kadar maske taktığınız hepsini görebilirsiniz. Bence her insanın yapması gereken bir test. Sonra koçluk, mentorluk öneriyoruz biz muhakkak. Yani bugün çoğu insan kendi kendini düzeltmesi çok zor. O yüzden dışarıdan muhakkak bir ayıp bir şey koçluk, mentorluk almak. Sonra doğrudan geri bildirim var. Yani bu güvendiğiniz, sevdiğiniz insanlar arasında sorabilirsiniz. Yani en yakın arkadaş, ben nasılım? Nasıl buluyorsun? Yani bu eğer onların erişmesine rahatsız olmuyorsanız. Daha sonra hedeflerin gözden geçirilmesi. Yani kişi ne istiyorum, ne istemiyorum yapması. Bir de kör noktalarımızın farkına varmak. En sonunda 360 derece değerlendirmek diyoruz. Bu 360 değerlendirmek ile ilgili buradayken kişiler madem dinliyorlar birkaç soru sorarak ben buradan kendini daha iyi tanımak için bu soruları sorayım ki kişiler yapabilsin. Mesela ne mesela? İlişki nasıl? İlişki kurmada ne kadar başarılısınız? Empati sahibi misiniz? Kendinizi hoşlanacak bir insan olarak görüyorsunuz. Yani kendinizi sempatik buluyor musunuz? İnsanlar size güveniyorlar mı? Özellikle bunlara sorulur mu? Soru çoğu soruyorlar da Evet, Diyarbakır, disk testi. İstanbul, Samsun, Ceyhun. Büyük harfler girerseniz Google'a bulursunuz. Disk. Size insanlar güveniyorlar mı? Doğru. Teşekkür ederiz. Özenli olduğunuzu düşünüyorlar mı? Yani detaycı mısınız? Sizi iyi bir dinleyici olarak görüyor mu insanlar? İnsanlara değer mi sunuyorsunuz yoksa değeri mi elde etmeye çalışıyorsunuz? Yani değer satıcısı mısınız yoksa fiyatla mı satıyorsunuz? Rakiplere karşı nasıl bir görünüm veriyorsunuz? Onlardan benzer misiniz rakiplerinizden yoksa farklı mısınız? Neyi değiştirmeniz ve iyileştirmeniz gerekir? Hangi güçlü yanlara sahipsiniz? Hangi zayıf yanlara sahipsiniz? İnsan hakkınızda insanlar ne düşünüyor? Şimdi bu önemli mesela bunlar. Bu örnek soru esasında yani. Yani insanın kendi geliştirmesi için yapması gereken en basit şey sorulardır. Bunu biz koçlar yapıyoruz. Yani benim yaptığım şey, yani ben yani size konuştuğum zaman soru soruyorum tabii. Ama tabii soru sormadan önce de iyi dinliyorum yani. Sizin bilinçaltınıza girip sizin savunmasız bırakaraktan içinizi dışarı çıkarıyorum. Yani bizim yaptığımız koçluk bu. Yani sizin kendi kendinize itiraf etmeye korktuğunuz şeyleri ben sorularım nasıl soruyorum. Mesela diyor ki ne hayattan ne istiyorsun diyorum. Veya bu seneki hedefin ne diyorum. Veya kendi 10 yıl sonra nerede görmek istiyorsun diyorum. Tamam. Evet. Veya hangi hobileri edinmek istersin diyorsun. Ya bu soruyu sorduğun zaman çoğu insan şaşırıyor. Çünkü insanlar bu soruları kendi sormazlar yani. Niye Evet. sormazlar? Çünkü büyük o soruyu sorduğu zaman bir sorumluluk alacak. Yani sorunun bir de cevabı var. Evet. Yani Aşağıda Yeliz de hatırlattı bizim ofisimizden. O da çok iyi bir danışman. Bizim aslında Keller Williams'te bölge müdürlüğü de şey yapıyor. Disk testi yapıyor danışmanlarına. süper. Hepimizin aslında disk testi var ve koçluk da alıyoruz aslında biz. Bir KW koçluk Williams grubumuz var. inanılmaz bir eğitim sistemi kuruyor. Ben biliyorum. Evet. Hatta sizin müthiş bir kitabınız var. Tek şey diye. Tek bir şey. Tek bir şey Bir tek var. şey. Bir tek Bir tek şey. şey var. Bir de gayrimenkul kitabı var. Bir tek şey. Evet. Ona bana hediye Milyoner etmişti. Gayrimenkul Danışmanı. Evet. Ben Gary yani Keller'ın yazdığı. mesela ben şimdi ben üç şirkette de çalıştım. Yani hem Coldwell Banker's'la hem Remax'la hem de KW Williams'la. Üçüne de yani eğitim verdim, şey yaptım, danışmanlık yaptım danışmanlarına. Bunlar içinde en acımasızı KW Williams'tır. Ama en az Keller mali, Williams, evet. en az Keller Williams. Evet. Evet. Ben tabii KW diyorum alışkanlık olduğu için. KW, Doğru. evet. En acımasızı odur ama esasında da en insana gayrimenkul danışmana da en çok değer katanıdır. Ama tek farkı vardır. Seni koruma altına almıyor yani. Seni eğitiyor. Sana Evet. bir vizyon veriyor. Bir marka güveni veriyor. Ama seni başka bir şey vermiyor. Öbürleri ofis Şöyle, veriyor. aslında bizdeki sistem şu, KW Williams'daki sistem. Tamam. Tamam. Eğitiyor, sıfırdan alıyor, eğitiyor. Her Tamam. türlü desteği veriyor, koçluk desteği de veriyor. Ölçülebilir tutuyor mesela. Diğer markalarda var mı bilmiyorum ama bizde ölçülebilirlik sistemi var. Yani bir danışman işte yıl boyunca, yılbaşındaki planını yapıyor. Yıl boyunca adım adım ne yaptığını yazıyor ve hesap veriyor. Bir partneri var.
Her hafta toplantı yapıyor onunla ve hesap veriyor ve bu şekilde kendisini hedeflerinin nerede olduğunu hedeflerinde nerede olduğunu Süper. saptıyor. KW şey yapıyor, aslında yalnız bırakmıyor. Yani desteği her zaman veriyor. Şöyle bir özelliği var ama marka kendisini ön plana çıkartmıyor. Bu çok önemli. Yani Ama ben esasında kendisi biraz evet. eğitim şirketi gibi Evet. pozisyon. Kendi biraz eğitim şirketi gibi pozisyonlamıyor mu? Böyle görüyorum. Tabii, zaten şey normal eğitim şirketi aslında. Yani eğitim ve koçluk şirketi diye geçiyor. Ama marka sensin diyor danışmanına ve zaten danışmanlar tarafından danışmanlar için diye bir mottosu var. Gerekir bunu işte 82'de şirketi kurduğunda bu da mottoyla kurmuş. Ben çok memnunum. Yani ben çünkü kendi markamı ön plana çıkartıyorum. Yani KW benim arkamda, bunu biliyorum. Ama ben zaten iyi iş yaparsam ve iyi bir danışman olursam KW da zaten bundan Tamam. faydalanacak. Yani tek şey tembelsen, yani kendi başına bir şey yapma güdün yoksa veya kendi cesaretin yoksa sıkıntı. Yani bu adam yatırım yapıyor ama sonuç olarak senin bir şey yapmanı bekliyor. Yani Tabii. şimdi diğerleri ne yapıyor? Sen gidiyorsun mesela Bağ Caddesi'ne, değil mi? Bağ Caddesi'ne gidiyorsun. O alan içinde Remax var diyorsun. Eğer adam bir tane daha Remax açmadığı için, eğer kişi, eğer müşteri Remax markasına geliyorsa sen doğal olaraktan otomatik olarak müşteri Evet. sana geliyor. Yani çünkü sana da gelmiyor, markana geliyor. Sana gelmiyor, Ama işte markana. aslında şöyle bir yanılgı var. Müşteri aslında markaya gelmiyor. Marka sadece ilk başta bir ambalaj. Doğru. Ben de çalışan bir müşteri artık ben de çalışacaktır. Yani markada çalışmayacaktır bundan sonra. Değil mi? Mantık olarak. En baş, Benden hatta memnun kalırsa. ya Ulvi'nin bir lafı vardı. Çok severim. Der ki Ulvi, yani insan marka olana kadar bir markaya ihtiyaç duyar. Ah Sonra markaya ihtiyaç evet. duymaz. Doğru. Evet, Doğru onun mu? öyle bir lafı Tamam. var. Gerçekten. Çok doğru ama gerçekten. Tamam, işte onu diyorum İşte işte. biz de başından beri işte biz markayız. Herkes bireysel olarak marka. İşte KW de destek veriyor. Şimdi Hatta ben şimdi tabii bu ücretleri yüksek, yani şeyin bu şimdi eve de aldı Gökhan sanıyorum. Yani bunlar tabii evet. insanlar bunlara para vermek istemiyor. Bence niye vermek istemiyor, vermemesi sebebi? Çünkü bu eğitimden alacağı faydayı anlamadığı için. Yani bu Aynen. insanlar dünyadaki kabul görmüş bilimsel birçok eğitimi Amerika'dan buraya getiriyor veya ve size bunu hazır sunuyor. Yani bunlar denenmiş, başı olmuş formüller. Fakat Türk insanı sevmiyor bu formülleri. Yani esasında başarı dediğin şey, size söyleyeyim mesela bu. Başarı bana göre kopyalamadır. Mesela benim Türkiye'de alıp birebir yetiştirmiş olduğum her gerçek satıcı benden yukarıda, biliyor musun? Yani ben, yani pozisyon olaraktan şu anda seviye olaraktan, yani kurumsal kariyerlerinde benim iki kademi üzerime çıkmışlardır. Çünkü benim karakterim uygun değil kurumsallığa. Onların daha uygundu. Ama ne yaptı onlar? 2 sene bavul gibi taşıdım onları yanında. Müthiş beni kopyaladılar. Ama nasıl kopyaladılar? Benim sistemi kopyaladılar. Beni kopyalamadılar. Beni kopyalasa olmazdı. Çünkü onun karakteri farklı benden. Tabii Benim olmaz. yaptığımı kendi karakterine göre yaptılar. Çok önemli bir şey. Yani o yüzden Tabii. insanın buradaki önemli olan şey, sizin başka insanın yaptığı doğruları kendi karakterinize göre, kişiliğinize göre uygulamanızdır. Tabii. Olay o. Yani bu şimdi zaten sistemi daha önce birisi uygulamış Amerika'da. Yani Tabii tabii. işte KW'de Matematik çünkü olsun, Remax'ın bu. hiç fark etmez. Yani bütün markalarda aynı şey. Yani Evet. birileri uygulamış bunu yıllarca ve başarıya ulaşmış. Evet. Yani bizim aslında yapmamız gereken bu sistemi alıp uygulamak. Yani tabii ki kendi kişiliğimizle katacağız ama ana rota olarak bu sistemi uygulamamız lazım. Yani bize verilen sistemi Tabii. uygulamamız Yani lazım. o yüzden o, Herkes işte böyle aslında. yani tabii o sistem önemli bir şey. Bazen insanlar Türkiye'de hani şey prospektüs okumayı sevmiyoruz ya toplum olaraktan genelde. Yani biz sevmiyoruz prospektüs okumayı. Yani kısa yola gidiyor. Bir süre sonra kendisi bir şeyler yapıyor. Ya o kısa yoldan hemen sonuca gitmeye çalışıyor ki doğru değil o. Çünkü bunun bir süresi var, süreci var. O yüzden bugün satışa baktığın zaman satış esasında iki şey var satışla ilgili. Bir tanesi satış bir süreçtir. Sonuç değildir. İkincisi satış bir matematiktir. Başarısızlık diye bir şey yoktur. Benim iki tane felsefem var. Bakın bu iki felsefeden benim bu satışın 16 kuralı kitabımdaki iki felsefeyi alan insan satışta yenilmez oluyor. Diyor ki al diyor, nasıl bir kitap yazmışsın diyor. Çok basit, çünkü adam görüyor. Yani okuduğu zaman benim hayatta önem verdiğim iki şey görüyor. Satışın matematik olduğunu görüyor. Yani başarısızlık diye bir şey olmadığını görüyor. İkincisinde Evet. esasında insanın yani birçok yeteneğinin yaparak öğrendiğini görüyor. Yani o yüzden de birçok yeteneği zaten biz yaparak öğreniyoruz. Okuyarak öğrenmiyoruz, yaparak öğreniyoruz. Yani pratik yaparak öğreniyoruz. Ve pratik yaparken de o sistemi birebir uygulamamız lazım. İşte o sistemi birebir uygulamak duygusal zekası yüksek insanlarda oluyor. Yani hani diyorsun ya, duygusal zeka nedir? Duygusal zeka Evet. disiplin, öz disiplindir.
Yani benim 8 dakika uyuyabilmem benim kendim olan saygımdır. Öz disiplinimdir. Tamam mı? Çoğu insan Evet. yapmaz. Yapamaz. Çünkü niye? O disiplini yapmaz. Ama ona diyorsun ki o 8 dakika uyku benim bu programdaki bu enerjimin sıfırdan ona çıkmasını sağlıyor. Demek ki o 8 dakika uyumak zorundayım ben. Yani Evet. o 8 dakika uyumanın amacı nedir aslında? O benim şu andaki enerjiye sahip olmam bu kadar basit. Ve bunun için Evet. onu yapmak istiyorsan ve bunun da çalıştığını biliyorsan yapıyorsun. Aynı şey ise Keller Williams yapıyor, Remax yapıyor. Size bir formül sunuyor. Diyor ki sen bunu uygula diyor. Ama kaç kere uygula diyor. Bir defa uygula demiyor. 1.000 kere uygula diyor. 1.000 kere yapınca sen benim gibi yapacaksın diyor. Yani genelde dünyada Malcolm Gladwell'ın kitabı vardı. Yani bir şey 10.000 saat veya 10 yıl yaparsan deha olursun. 10.000 saat kuralı değil mi? 10.000 Evet. saat veya 10 yıl. 10 Çünkü yıl. Evet. çoğu insan mesela eğitimci olmak istiyor. Beni görüyor. Satışı biliyor. Ama olamıyor. Çünkü o 10.000 saati tamamlaması lazım. Ve 10.000 saat tamamlarken de sürekli kendi geliştirmesi lazım. Yani ben bildim dememesi lazım. Yani her defa diyorsun yani her video farklı konuşma. Benim yani 130 videom var. Evet, Aynı hepsi farklı videoda aynı birbirinden. şeyden bahsettiğim şeyin sayısı toplam görüşme %20'sidir. 80 hep farklıdır. Çünkü o arada okuduğum kitaplar, o andaki gözlemlerim, empati kurmam karşımdakiyle, o empatiden dolayı düşüncelerimi, duygularımı yönlendirmem gibi birçok faktör var. Ondan dolayı da konuşmanın içeriği Evet. değişiyor. O yüzden yani burada önemli. Şimdi iki tane daha konu kaldı. Bir Evet. tanesi soruların gücü. Aslında satış bir dinleme ve soru sanatı. Önce soruyoruz, sonra dinliyoruz. Tabii sorduğumuz zaman dinlemezsek bir işe yok, işe yaramıyor sorular. O zaman ilk başta esasında basit sorularla başlıyoruz. Yani ne haber, nasıl gidiyor? Yani ilk başta yaptığımız gibi. Ondan sonra açık soru soruyoruz işte. Yani ne, nasıl, kim, nerede gibi. Yani karşımızda insandan bilgi alacak sorular soruyoruz. Sonra da esasında değişik teknikler var. Şimdi ben bu söyleşimizde spin'den bahsedeceğim. Spin de Amerika'da gayrimenkul sektöründe. Yani o S'deki var ya o acımasız gayrimenkul sektöründe Amerika'da. Evet. Adı şu anda neydi? Bir tane meşhur film vardı. Aklıma gelmedi şimdi. Orada kullanılan bir teknik de bu. Spin tekniği diye. Spin Spin teknik dönmek değil mi? Spin. yok. Spin İngilizce'dir. Yani situation, problem, interest Ha. Baş ve harflerinden. spin İngilizce. Onun Türkçesine geleceğim. Bu spin tekniğinin önemli şeyi ilk önce durumdur. Yani siz müşteriye gittiğiniz zaman ilk önce müşterinin duruna bakarsınız. Yani müşteri ne yapıyor? Yani müşteri nerede şu anda bir? Nerede olmak istiyor? Tamam, nerede olmak istiyor? Çok, anlatacağım teknik çok basit. Herkes uygulayabilir. Ben şu anda müşteri nerede? Müşteri nerede olmak istiyor? Yani müşterinin hayali ne? İsteği ne? Arzusu ne? İhtiyacı ne? Tamam, bunu buluyorsunuz. Şimdi siz ne yapıyorsunuz satıcı olarak da? Bu ikisi arasındaki farkı kapatmanız lazım. Yani A noktasından B noktasına düşünün. A burada olduğu nokta. B noktası gitmek istediği nokta. Arada gitmesi gerekiyor. O yüzden ne yapıyorsunuz peki? İnsanların aksiyona geçmek için bir duyguya ihtiyaç var. İnsanların hareket geçen iki tane duygu var. Bir tanesi haz yani haz kelimesi. Bir tanesi de korku yani kaybetme korkusu. Yani insan ya bir şeyi başarmak istiyor, elde etmek istiyor, daha iyi gitmek istiyor veya insan bir şey kaybetmekten korkuyor. Kişinin eğilimine bakıyorsun yani kişi daha çok korku yani daha çok kaybetme odaklı mı yoksa daha çok kazanma odaklı mı yani daha çok risk alan bir insan mı yoksa risk almayan bir insan mı? Mesela gayrimenkul satarken bile sormanız gerekiyor yani Evet. karşıdaki insanın eğilimi nedir yani kişi ne kadar risk alamaz yani mesela ne bileyim ben bundan 5 sene sonra Kemer Country gibi bir yer olacağını düşün satıyorsun hayal adama çoğu kaybetme korkusu olan insanlar buna girmez. Yani niye? Girmez çünkü korkar yani. O maketten almaz onu. Maketten almak istemeyebilir yani. Ama başka insan da tam tersi risk alıp daha çok kazanç elde etmek ister. O yüzden karşımızdaki insanın ne kadar kazanma odaklı mı yoksa kaybetme odaklı mı bakıp ona göre bir kere bir yer gösterirken bunu dikkat etmemiz gerekiyor. Daha sonra ihtiyacı bulmamız gerekiyor. Yani kişinin sorularla ihtiyaçlarını buluyoruz. Yani ne ihtiyacı var oranında? Tamam sorunu bulduk. Sorun şu ben böyle bir şey ihtiyacım var diyor. Yani bir sorundur. Sonra bununla ilgili biz çözümü sunuyoruz. Yani bununla ilgili elimizde ne var? Ve bunu sunduktan sonra da kişinin ihtiyacıyla bunu bir araya getirip bunun müşteri açısından müşteri üç şeye bakar. Bir,
Sana güvenebilir miyim? İki, bu konuda uzman mısın? Üç, seninle iş yapmaktan hoşlanır mıyım? Tamam. Şimdi bu üç olmadan satış olmaz. Senin hoşlanması lazım. Sana güvenmesi lazım. Senin uzmanlığına, yani vereceğin tavsiyeye inanması lazım. Tamam. Onun için diyorum ki satıştaki insanlar. Bu üç olmadan karşındaki insanı ikna edemezsin. Nokta yani. Bu kadar basit. Onun için yani oturup da fiyatla, onunla, bununla yani yaparak kandırmayın yani. Adam ilk önce adam bunlara gerçekten bunları sen vermiş misin adama yani? Karşı insan bu duyguları vermiş misin? Ondan sonra kişinin ihtiyacı bulduktan sonra da orada ihtiyacı karşılayacak alternatifler sunacaksınız. Tabi burada benim gayrimenkul sektöründe kendi evimi alırken veya genelde gördüğüm şey çok fazla alternatif göstererekten iyi olmayan gayrimenkul sektörü danışmanları zannediyorlar ki çok yer gösterirse onun için bir artı değer diye düşünüyor. Tam tersi karşı insanın boşu boşuna zamanını alıyor. Artı insan tabii yoruluyor yani yani adam zamanı gidiyor. Ruhu Evet. yoruluyor. O yüzden burada iyisen sen iyi dinlersin. İyi analiz edersin. Ona iki tane Çok üç daha bir tane şey. alternatif var. Ama sen kendine güvenmezsen 50 tane yer gösterirsin. Ya bir tane tutarsa diye. Anlıyor musun? Yani Aynen, bu aynen. aslında bence çok net iyi bir gayrimenkul danışması açarken aradaki bence çok net bir fark. En sonunda satışı kapatmak var bence önemli. Tabii En önemlisi satışı. bence o. Yani ben şimdi şöyle ona ilgili de çünkü zamanımız 10 dakikamız kaldı. Yani onunla ilgili şöyle bir Tamam. tavsiyede bulunacağım. Satış kapatmaya ben inanan bir insan değilim. Ben satışın en başta kazanılıp kazanmadığına inanan bir insanım. Yani ben işin en başında güveniyorsa, uzmanım inanıyorsa, beni seviyorsa, beğeniyorsa o zaman ben zaten satışı kapatmış oluyorum. Ha, tabii şu var tabii ki elindeki portföy, elindeki ürünler karşı için yeterli ama ayrı bir şey yani. O ayrı bir şey yani elindeki ürün, hizmet neyse karşıdaki insanın beklentisini karşılamayabilir. Orada şunu Evet. diyorum ben. Bugün gayrimenkul sektöründe tek bir sermaye vardır. O da zamandır. Para gibidir, zamandır. O yüzden siz yanlış müşteriden ne kadar çabuk, yanlış müşteri derken üçe ayırıyorum ben. İhtiyacını karşılayamayacağınız, Veya ne istediğini bilmeyen motive olmayan müşteri tamam diyorsun işte. Yani ne genelde. ona ne istediğini motive olmak değil. Ne istediğini bilmemek diyorum ben. Ne istediğini bilmeyen kararsız, çok fazla dış dünyadan etkilenen, kendi kendine karar verme inisiyatifi olmayan insandan bahsediyorum. Üçü de çok pazarlıkçı. Yani hakikaten yani mantıksız pazarlıkçı yani. Pazarlık etmek için pazarlık. Egosu için, güçlü olmak için pazarlık edecek. Bu üç insana uzak durun diyorum. Bunları elimine Evet. etmeniz lazım. Yapay zeka gibi yani. Bakın yapay zeka gibi. Yani o kadar, esasında ben ne düşünüyorum biliyor musun? Şu anda biz birçok oyunlaştırma diye bir şey üzerine çalışıyorum şu anda bir grupla beraber. Satıcıların birçok yapmış oldukları duygusal zekayla yapmış olduk hataları yapay zekayla yok etmeye çalışıyoruz şu anda. Çok enteresan bir şekilde çalışıyorum. Nasıl oluyor biliyor musunuz yani? Eline gelen müşteriyi doğru kriterlerden geçirerekten senin için o doğru müşteri mi yoksa yanlış müşteri kararını senin adına yapay zeka veriyor. Yani O seni zaman onun bize gerek kalmayacak hocam. hayır, Sıkıntı. hayır, hayır, hayır. Çok yanlış yani. Ya, o değil bakın. Gelen fırsat doğru fırsat mı? Yanlış fırsat mı? Onu değerlenecek yapay zeka. Tabii. Siz ikna Benim ediyorsunuz bakın. adıma. Bakın satışın görevi müşteriyi güven duyurtmak ve doğru karar konusunda, doğru seçim yapma konusunda ikna etmek. Yani çünkü insanlar ne istediğini bilmediği için yanlış karar verebilir. Sizin için en önemli şey doğru karar vermesini desteklemek. O yüzden yapay zeka sizin ön yargılarınız, zaaflarınız veya da bilgisizden dolayı yanlış müşteriyi doğru müşteri gibi kendinizi kandırmak suretiyle günlerinizi, aylarınızı verip ye işi hiç kapatamamak veya minimum %1'lerle yani düşük kârla yani lanet olsun deyip hiç para kazanmadan kapatmak. Yani zaman çok acayip kapattığınız zaman zarar ediyorsun sonuç olarak. Yani Genelde aşık oluyor. Hiçbir işi kapatamıyorsunuz zaten. Zaman da aşık kaybediyorsunuz. oluyorsun. İşte. Bir insan kime aşık olabiliyor musunuz? Bir insan çok kadın için geçerli bu. Çok fazla zaman erkeğine çocuğuna çok fazla zaman geçirir zaman kadın ona aşık ediyor kendini. Öyle. Hayır bilek yani bilinçaltı aşık ediyor. Evet. Ben diyor bu kadar zaman harcadım diyor. Ben bunu karşına alacağım diyor kadın. O yüzden yani mecburen o kadar yatırım yaptığı şeye zamanı geri alabilmek için kendi kendine aşık ediyor kişiye. Benim görüşüm Evet. de bu. Şahsi fikrim tabii bu. Doğru. Yani satıcıya şöyle diyebiliriz. Ben geçen bir webinarda bizim genel hedefimizden bir arkadaştan duydum. Onu çok hoşuma gitti. Onu paylaşmak istiyorum sizinle.
Satıcı şudur, yani bir curling oyunu düşünün. Curling'i biliyorsunuz değil mi? Yani işte buzun üzerinde bir disk atıyorlar. Sonra fırçayla önünü temizliyorlar. Satıcı işte o curling oyununda curling'in, diskin önünü temizleyen kişidir. Yani aslında herhangi bir müdahale yapmadan o diskin böyle pürüzsüz bir şekilde kaymasını sağlıyor. Hiç müdahale etmeden, sadece yolu açıyor. Ha, Çok süper, hoşuma süper. gitti o ifade. Onu paylaşmak Güzel. istedim sizinle. Şimdi soru, dolaylı müşteri nedir diyor. Bence dolaylı müşteri belki referans müşterisi olabilir. Yani dolaylı müşteri demek herhalde referans müşteridir olabilir diye düşünüyorum. Evet. Yani O zaten Yıldız tabiri da aşağıda yazmış. hiç duymadım ama sizin markanızdan olduğu için belki kendisi açar. Dolaylı müşteri ne derken ben de biliyorum. Dolaylı kelimesini ne amaçla kullandığını anlamadım Evet, dolaylı kelimesini. yönlendirme olarak söylüyor. Evet, yönlendirme olarak Ha, söylüyor. ya tamam şimdi o da yanlış olabilir. Ne fark eder ki yani Evet. illa birisini ben sana referans göndermesem. Mesela şöyle örnek vereyim. Ben birçok parayı da yönlendirerekten kazanıyorum. Birçok meslektaşımla işbirliği yaparak da. Gönderdiğim kişi çok iyi bir şey gönderiyorum. Tamam. Ama kişi o konuda parası daha kıymetli. Yani bazı insanlar parayı diyerek tercih ederler. Yani bu bir tercihtir. Yani fiyat mı yoksa değer mi yani? Anlamı söylemek istedim. Yani duygu mu yoksa fiyat mı? Fiyat mantıktır. Değer duygudur. Ama insan tamamen yani mantığıyla hareket ediyorsa egosuyla o insan için en önemli değer paradır. Evet. Yani onun tek derdi en ucuz almaktır. Yapacağım bir şey yok ki. Yani bugün en ucuz almak isteyen insanı sen bir şeyin ne kadar duygusal deneyimini anlatarak ikna edemezsin. Çünkü anlamıyordur onu. Yani mesela güven bir duygudur. Mesela ben güvenli evde oturmak istiyorum. Ben çok nezih komşularla oturmak istiyorum. Çocuğumun için çok refah bir yer oturmak istiyorum. Veya çocuğumun okula yakın bir yerde oturmasını istiyorum. Şimdi bunlar hepsi duygudur. Ama kişi bunlara değer vermiyorsa, her duygu, bakın çok basit, her duygu bir değerdir. Her değer bir önceliktir. Bunu öyle en basit anlatayım. Anlıyor musun demek istediğimi? Yani Anlıyorum. o yüzden değer kelimesini biz çok kullanıyoruz ama değer demek bir duygudur. Duygu değere dönüşten sonra bizim önceliğimiz olur. Yani ben bugün eğer çocuğumun için okul benim en önemli değerse o zaman benim seçtiğim ev Ona okul göre. anlamında en avantajlı yerdir lokasyon olarak da. O yüzden yani. O yüzden yani Doğru. orada de onun için iyi dinlemek lazım. İyi dinlemek lazım. İyi dinlersen müşterinin ihtiyacını bulursun. Birisi Evet. Taner Bey diyor ama cevabınızı koymuyor. Taner Bey diyor. Yok, Geç. evet. Onu Yeni okuyayım. soruyu sormamış da o yüzden bunu söylüyor Yeliz. Başkasının sorduğunu söylüyor. Okey. Yani Tamam. evet, fiyat ve değer gerçekten hani bizim için de çok aslında önemli kavramlar. Evet. Yani fiyat tabii şimdi biraz daha somut dediğiniz gibi. Mesela bizim satıcılar fiyat verirler. Yani işte benim evim fiyatı bu. Evet, fiyat bu. Ama aslında oyun değeri var. Ama değer rakamı aslında fiyattan çok farklı oluyor. İşte burada zaten sorun ortaya çıkıyor. Yani Evet. iki tarafı da o yüzden dengeye getirmek biraz zor. Evet. Pardon, unutmayayım. Kitap soruyorlar bana. Kitap soruyorlar. Benim TanerÖzdeş.com.tr diye bir web sitem var. Orada hayatımı değiştiren kitaplar ve her yıl tavsiye ettim. Mesela 2020'nin kitapları var. TanerÖzdeş.com.tr'ye girin. Web sitemde kişisel gelişim bölümünde kitap tavsiye girerseniz hem hayatımı bu noktaya getiren kitapları hem de bu sene okumanız istediğim kişisel gelişim satış kitaplarını bulabilirsiniz. Bunu her sene yazıyorum. Doğal olaraktan. Sizin de Artı bu arada kitaplarınız var. üç Sizin de kitabım bu arada var tabii. kitaplarınız var. Evet. Satışın 16 kuralı var. 50 yaş gözüyle ve duygusal zeka. Ben bir satıcının üçünü de okumasını istiyorum. Yani iyi satıcı üçünü de okuyor. Bir de Üçün itirazım var galiba. Ben itirazım görmüştüm var. Onu ama. ortak Aha, yazdık. ha, İtirazım ortak var. Çok yazınız güzel. bunu. O da Evet. mükemmel bir kitap. 13 O da yazar güzel bir yazdık kitap. beraber. Çok başarılı bir kitap Evet. o. Ondan tavsiye ederim onu ben. Onun dışında benim görüştüğüm NLP konusunda bir kitap okusunlar. NLP, Neurolinguistik Algı Temsil Sistemleri. Muhakkak bir bilinçaltı okusunlar. Muhakkak bir NLP okusunlar. Bunu destekleyici anlamda satışı. Bir de beden dili üzerine kitap okusunlar. Yani bunlar en zorunlu, yani Evet. duygusal zekanı geliştirmek için okumanız gereken zorunlu kitaplar. Yani bunlar çok önemli. Beden dili aslında tabii vakit kalmadı ama raport, değil mi? Raport Var olmak vaktimiz var. konu. Beş Evet. dakikamız var. Var mı? Var. Ondan da Bir de aslında benim bahsedecek YouTube güzel olur. kanalım Evet. var. Taner Özdeş Akademi diye 130 videomun oldu. Özellikle gayrimenkul sektörüne yönelik 5-6 saat videolarım var. Kolbiyer Max için yaptım. Oradan faydalanabilirler. Rapor dediğimiz şey önemli. Böyle de kapatalım.
Rapor şu esasında. Ben şimdi seninle konuşuyorum değil mi? Mesela şimdi ben konuşurken ilk baktığım şey şu. Ne kadar aynalayabiliyorum seni? Yani veya pardon, sen beni ne kadar aynalayabiliyorsun? Aynalama nerede oluyor biliyor musun? Beden dilinde oluyor. Jest mimiklerde oluyor. Bakış sürelerinde oluyor. Nefes alıp verişte oluyor. Davranışlarda oluyor. NLP'den soruyorlar bana. Ben yazacağım. Şeyin altına yazacağım. NLP ile ilgili kitabı. Bu program canlı yayına girecek birazdan. Onun altına yazacağım. Kitap. Bunların herhangi bir tanesi. Yani illa mesela ben öne eğilirim, sen öne eğilirsin. Konu pardon. Bir de tempo. Konuşma tempomuz. Yani konuşma Tempo, evet. tempomuz. Evet. Yani sesin yüksekliği, alçaklığı, hızı önemli. Bunların hepsinin birbirinin içine uyumaması gerekmiyor. İki tane. İki şeyimiz uyarsa zaten sen beni artık bir tehdit olaraktan görmüyorsun. Şimdi bakın. İnsanı unuttum söylemeyi. İnsanın bir ilkel beyni var. Bir de limbik beyni var. Duygusal beyni var. İlkel beyin, eğitilmemiş beyin diyorum ona. Bencildir. Duygusal zekası yoktur. Bencil o, sadece kendini hayatta kalmak için o beyni hayatta kalmak için kullanıyor. O yüzden dış dünyada oluşan her olayı ve her insana bir tehdit olarak görüyor. Yani her şeyi kişiselleştirir. Yani onu eleştiremezsiniz mesela. Hemen küser. Alınganlaşır. Başarısız olduğu zaman kişiliğinin başarısız olarak yani orada yani o vakada başarısız olduğum değil kişi olarak da başarısız olarak ister. Esasında bu satıcı, duygusal zekalı satıcılar bir vaka kaybettiği zaman ne yapar? Ha der ben bunu başaramadım. Neyi doğru yaptım, neyi yanlış yaptım der. Yani esasında bugün satıcıların en eksik kaldığı nokta sadece başarısızlıklarını dikkate alıp yapmaları. Ama esasında başarı olduğu her vakadan sonra ben neyi yaptım da başarı oldum deyip bunu daha çok yapsa başarısı oranı daha az olacaktır baktığın zaman. O Olumlu yüzden yönlerine odaklansa yani. yani şu şey mesela bir iş yaptın sen diyelim mesela. Kendi gurur duydun. Hakikaten mükemmel işi kapattın. Şimdi demen lazım. Bora ben burada neye doğru yaptım? Yani ben ilk tanışmadan doğru yaptım. Doğru sorular mı sordum? İhtiyaç analizi doğru mu yaptım? Uzun vadeli düşünüp sabırlı mı oldum? Doğru fiyat analizi yaptım. Doğru alıcıyla doğru satıcıyı bir araya getirdim gibi yapıyorsun mesela. Tamam. Buradan bir Evet. ders alıyorsun. Ondan sonra bunu alıyorsun. Aslında bu NLP denen sistem budur. Sen bunu koyuyorsun şeye bir yere. Herhangi bir müşteriye gittiğin zaman aynı resmi beynine getiriyorsun. Bak Bora diyorsun sen. Sen başarılıyken bunları yapmışsın. Onu sen göz önüne getiriyorsun. Senin bütün his davranışların otomatik yapay zeka gibi onu yapmaya başlıyor. Sen gözünün önüne o resmi ne kadar çok getirirsen senin başarısız olma şansın ortadan kalkıyor. Yani NLP bu Çok, çok zaten. enteresan. Evet. Çok Neurolinguistik enteresan. program. Yani Evet. zihin dil programlama. Sen zihnini ve dilini programlarsan senin başarısız olma şansın sıfırdır. Yani esas sen bir yapay zeka oluyorsun. Yapay Çok zeka. enteresan. NLP de bu işte. NLP nedir? Doğru modeli alıp bunu şey otomatik hale yani bir otomatik hale getirme. Ama içinde çok iyi gözlemen lazım. Yani o müşteri konuşurken ne hissediyordun? Ne hayal ediyordun? Hangi soruları soruyordun? Hangi davranışları uyguluyordun? Anlıyorsun? Bütün bunları yapay zeka gibi o resmi çekiyorsun, kafana koyuyorsun. Herhangi bir durumda bocaladığın zaman hop o resmiyle getiriyorsun. Bak diyorsun Bora, sen bu resim değilsin Evet. şimdi. Sen farklısın. Anlıyor musun ikisini? Yani sen Evet. resimden çok uzaklaşmışsın. Şimdi KW'de bizim bir tabirimiz var. İşte aha diyoruz. Yani işte her eğitimde bir işte önemli bir noktayı alıp onu işte beynimize atıyoruz. Bu da aslında benim bir aham oldu. Gerçekten çok önemli. Bunu kullanacağım mutlaka. Çok Evet, önemli programın sonuna gerçekten. geldik. Çok keyifli, çok sağ ol. Beni Evet. davet Ama ettin. zaman çok hızlı geçti. Hiçbir şey anlamadık. Eğer zaman iyi geçiyorsa andasındır. Andasındır. Aynen A evet, andasındır. andayız. Çünkü biz ne yaptık? Tamamen bu işin keyfine odaklandık. İyi de çok zaman geçti. Kesinlikle. Canlı yayın kaydımız birazdan benim sayfamda IG TV'de kayıt Tekrar olaraktan izleyebilirsiniz. tabii. Aynı diyecek. Daha Biz sonra zaten YouTube'a Bahadır da geldi. Bahadır hoş geldin. Artık bundan sonra Bahadır da. Bahadır alıyor bunu. Aa evet, Sonra bunu vardır. YouTube'a YouTube'a yükleyeceğiz. Sonra bunu yükleyecek. Aynen. yükleyeceğiz. Ondan sonra Evet. çok teşekkür ediyorum ben. Hocam çok teşekkür ederim. Gerçekten yani kırmadınız beni. Çok güzel bir sohbet oldu. Evet. Katılan herkese teşekkürler. Çok güzel, keyifli bir sohbet oldu gerçekten. Birkaç kitap adını programdan sonra yorumlara yazacağım. Takip etsinler oradan. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi Sağlıklı kalın. akşamlar. Görüşmek üzere. Kapatıyorum Görüşmek programı. üzere. Görüşmek üzere. İyi Teşekkürler, sağ akşamlar. İyi olun. İyi akşamlar. akşamlar.
Eğer bu videomu beğendiyseniz diğer videolarımı da takip etmek için abone olmayı unutmayınız.